Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peyami Safa'nın Ötüken Yayın Evi'nden 2000 yılında çıkan 9. Hariciye Koğuşu adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Kitabın konusu Çocukluğundan beri bacağından rahatsız olan ve kimseyi dinlemeyen birisinin Hayalleri peşinde koşarken başından geçen olaylar. Kitabın özeti. Yazarın küçüklüğünden beri çektiği hastalık onu hastanelerden tiksindirmiştir. Fakat durumu ciddiyetini korumaktadır. Annesiyle kenar mahallelerin birinde virane ahşap bir evde yaşamaktadır. Bir gün ameliyat olması gerektiğini öğrenip hastaneden döndüğünde evde annesini bulamaz. Ama odanın halinden annesinin şiddetli bir baş ağrısı geçirdiğini anlar. O sırada annesi gelir. Yazar ise annesini üzmemek için ona gerçekleri anlatmaz. Kendi doktoruna gidip ona gözükmesi gerektiğini söyler. Annesi yazarın Erenköy'e gideceğini öğrenince paşanın da onu merak ettiğini söyler. Ertesi gün yazar önce paşaya gider. Paşa ilk olarak sağlık durumunun nasıl olduğunu sorar. Yazar da kaçamak cevaplar vererek olayı geçiştirir. Daha sonra odaya Nüshet gelir. Yazardan getirmesini istediği kitapları alır. Kızı gidince paşa yazara bir de Doktor Ragıp Bey'e görünmesini tavsiye eder. Paşanın uzaktan akrabası olan yazar küçük yaşlardan beri onunla konuşur, ona kitap okur. O akşam yine bir roman okumaktadır fakat Paşa uyuyunca Nüset'le beraber bahçeye gider ve muhabbet ederler. Yazar 15 yaşında ve aralarında 4 yaş olmasına rağmen Nüset'i sevmektedir. Ancak onun da aynı duyguları hissettiğinden emin olamaz. Bahçede konuşurken Doktor Ragıp'ın Nüset'i istediğini duyunca önce üzülür ama Nüset oralı olmayınca duyduğu şüpheye rağmen keyfi yerine gelir. Daha sonra Nüset annesinin isteği üzerine uyumaya gider ve yazar da kendine olan tüm güvenini kaybeder. Hastalığı onu normal yaşından çok daha olgun davranmaya sevk etmiştir. Doktorun itirazlarına rağmen baston kullanmayan yazar o gece yatakta yorgun ve acı içinde kıvranmaktadır. Henüz uyumadan Nüset yazarın evine uğrar ve uyuyamadığını bahane ederek tekrar koyu bir muhabbete başlarlar. Ertesi gün yazar erkenden doktora gideceğinden Nusret onun uyumasını ister. Fakat yazar ona karşı olan zafiyetini daha fazla saklayamaz. Onu kendisine çekip bir kere öper ve Nusret şaşkınlık içerisinde koşarak eve gider. Sabah olunca yazar Kadıköy'e gider ve paşanın istediği kitapları alır. Sonra da annesine bir ay içerisinde gelemeyeceğini yazar. Oradan da doktora gider. Fakat operatörün dersi olduğundan görüşemezler. Operatörle akşama görüşebilen yazar, ondan baston kullanması ve iyi yiyip dinlenmesi konusunda uyarı alır. İşi bitip köşke dönen yazar, içeriye girdiğinde kendisinden gizli bir şey konuşulduğunu anlar ve üzüntü içerisinde bahçede oturmaya başlar. Daha sonra Nüset gelir ve yazar içeri girdiğinde annesinin dolabın arkasında çıplak olduğunu söyleyerek onu rahatlatır. Fakat akşam Nurefşan ona gerçekleri yani Nusret ile Doktor Rakıp'ın durumlarını konuştuklarını söyler. Yazar hayal kırıklığına uğrar ve Nusret'in odasına konuşmaya gider. Nusret yine yazarı ikna eder. Daha sonra ikisi de uyurlar. Ertesi günü Nusret'le bahçede geçiren yazar, Nusret'le cinsel yakınlaşmalara girer. O akşam doktor Ragıp yemeğe gelir ve yazar hiç oralı olmaz. Konukları gidince paşa yazara doktor hakkında görüşlerini sorar. O da Ragıp'ı Nüset'e yakıştıramadığını söyler. Bunu duyan yengesi de içinden yazara karşı kin tutar. Bir gün yazar yengesinin Nüset'i mikroplara karşı uyardığını ve eşyalarımızı ayırdım dediğini duyar. Bunun üzerine evi terk etme kararı alır. Ancak annesinin de o gün paşalara geleceğini duyması kararını değiştirmesine neden olur. Hızla geçen günlerden sonra nihayet evine dönen yazarın ağrıları gün geçtikçe arttığından annesi onu fakülteye götürür. Operatör ona durumun ciddiyetini hatırlatır ve yerinden bile kıpırdamamasını ister. Evi bir yerden kalabalıklaşan yazarın yakınları onu teselli etmeye çalışır. Fakat fakülteye gittiğinde operatör bacağının kesilmesi gerektiğini söyler. Buna razı olmayan yazar birden bayılıverir. verir. Bundan etkilenen operatör kasaplardan farklı olmaları gerektiğini söyleyip yazara 3 aylık bir sürede bacağını kurtarmak için hastanede kalması gerektiğini söyler. Yazar bunu kabul etmek zorunda kalır ve 9. Hariciye Koğuşuna yatırılır. Burası ona hapishane gibi gelir. İlk gecesi olaylı biter. Bu korkuya dayanamaz ve bütün gücüyle bağırıp çağırır. Zor geçen günlerin sonunda ameliyat günü gelir. Ameliyatı bitince 7. pansumanda doktor bacağının kurtulduğunu ancak yere basamayacağını söyler. Daha sonra da Nüset'ten gelen karttan paşanın hastalandığını, Nüset'in de doktor Ragıp'la nikahlanacağını öğrenir. Acılar içinde geçen günlerin sonunda annesi, Doktor Mithat ve arkadaşı onu hastaneden taburcu ederler. Kitaptaki olayların ve şahısların değerlendirilmesi. Yazar: Tek bacağından acı çeken ve ümitleri peşinde koşan, rüyalar aleminde yaşayan birisi. Nüshet: Yerinde duramayan, yaşam dolu, son derece hareketli birisi. Paşa: Disiplinli, yardımsever ve dediğim dedik inatçı birisi. Yengesi, içten pazarlıklı, kızının iyiliğini düşünen bir anne. Nurefşan, köşkün hizmetçisi ve yazarın mutluluğu için elinden geleni yapan birisi. Doktor Ragıp, bakımlı ve kültürlü bir doktor. Doktor Mütat, yazarın doktoru. Operatör, insanlığa faydalı olmaya çalışan bilinçli bir tıp adamı. Kitabın yazarı hakkında kısa bilgi. Peyami Safa İstanbul'da 1899 yılında doğdu. 9 yaşındayken sağ elinin ekleminde kemik hastalığının başlaması, 13 yaşındayken de hayatını kazanmak zorunda kalması yüzünden düzenli okul öğrenimi göremedi. Kendi kendini yetiştirdi. Savaş sonunda kardeşinin isteğiyle memurluktan ayrılıp basın hayatına atıldı. Çıkardıkları 20. Asır adlı bir akşam gazetesinde asrın hikayeleri genel başlığı adı altında halk için gazete hikayeleri yazdı. İlk 30-40 tanesi imzasız yayımlanan bu hikayeler o zaman çok beğenildi. Yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yahya Kemal Bayatlı, Ömer Seyfettin gibi devrin ileri gelen sanatçıları tarafından teşvik edildi. O tarihten sonra gazetelerde çalıştı. Fıkra, makale ve roman yazarı olarak geniş bir üne ulaştı. 1961'de İstanbul'da vefat etti. Eserleri: Yalnızız, Fatih Harbiye, Şimşek, Bir Tereddütün Romanı, Sözde Kızlar, Mahşer ve diğerleri.